Masumiyet dizisi fragmanı ile bir süredir adından söz ettiriyordu. Yayınlanan ilk bölümüyle de çok konuşulmaya devam ediyor. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da ön planda yer alacak gibi duruyor. Özellikle Serkay Tütüncü'nün tepkileri topladığı diziye gelin daha detaylı bakalım. Fox TV, çarşamba günleri Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir'e rakip olacak bir diziyi ekranlara getirdi. Ekranlara tutunmayı başarmış ve büyük takipçisi olan bu iki diziye karşı reyting yarışına girecek yeni yapımda kesinlikle dikkat çekici olmalıydı. Ve Masumiyet henüz fragmanı yayınlanmamışken bile bunu başarmıştı. Dizi özellikle ilginç konusu ile izleyenleri ekrana bağladı. Konuya genel bir bakış atacak olursak, evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişiyor. Kızı Ela'nın ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil, babasının başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronu oluyor. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemiyor. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişiyor. Bir genç kızın hatası ve bir annenin çabası, diğer yandan genç bir iş adamının hayatına tepe taklak olmasının anlatıldığı dizinin çekimleri Kocaeli'de gerçekleşiyor. Şehrin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi ilçelerinde çekimleri yapılan Masumiyet dizisinin kapalı mekan çekimleri de yine kent merkezlerinde hayata geçiriliyor. Konusu ve mekanları dışında dizi aslında oyuncu kadrosu ile de çok ilgi gördü. Özellikle Masumiyet ile beraber uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar'ın nasıl bir karaktere hayat vereceği merak uyandırdı. Yayınlanan ilk bölümle izleyenler tam da bekledikleri bir karakterle karşılaştı. 1963 Edremit doğumlu usta sanatçı dizide Hale Ilgaz'a hayat veriyor. Hale, Ilgaz'ın annesi tam olarak yırtıcı kaplan gibi bir anne. Pençeleri oğlunu korumak için her daim hazırda bekliyor. Yine de kusursuz cemiyet kadını görüntüsünün altında psikolojik şiddet mağduru bir kadın yatıyor. Bir başka oyuncu ise 1961 Samsun doğumlu Mehmet Aslantuğ. Ekranların sevilen yüzü ve yaptığı açıklamalar ile gönülleri fetheden Aslantuğ, dizide Harun Orhun karakterine hayat veriyor. Steril, bembeyaz dünyası, müstakbel damadına yönelik dehşetli suçlamalarla lekelenecek olan Harun, dünyası kızı Eriyem'in etrafında dönen gerçek bir süper baba. Ve bir başka ebeveyn Deniz Çakır. 1981 Ankara doğumlu Deniz Çakır, dizide Bahar Yüksel'e hayat veriyor. Genç yaşta anne olmayı seçip üniversitenin kapısından dönmüş olan Bahar, hayallerini çoktan unutmuş ve gücünün farkında olmayan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu saklı gücü 19 yaşındaki kızı Ela'nın yanlış adama aşık olmasıyla kendini gösterecek. Bahar'ın kızı Ela'ya ise 1996 İstanbul doğumlu İlayda Alişan hayat veriyor. Liseyi yeni bitiren Ela'nın üniversite heyecanı başlamış, tam da blue çağı dediğimiz dönemde Z kuşağının tipik bir mensubu. Bir tık ile dünyayı değiştirirken bir aşkla tüm dünyası değişecek. O her şeye değecek büyük aşkı da 1991 İzmir doğumlu Survivor'dan çok iyi tanıdığımız Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı İlker Ilgaz. İlker, otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hataların üstünü örten annesi arasında kimliğini bulamamış narsist bir adam. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak oluyor. Cemiyet ve ekonomi sayfalarını süslerken birden kendini 3. sayfa haberlerinde buluyor. Bir başka oyuncu ise en son Sefir'in Kızı dizisinde gördüğümüz 1992 İzmir doğumlu Deniz Işın. Oyuncu dizide İrem karakterini canlandırıyor. İrem, sosyal medyada sürekli gördüğümüz içerik üreticisi de diyebileceğimiz popüler bir influencer. Babasının biricik prensesi. Bir süredir küs, barış düzeni bozulan İlker'le ilişkisini evlilikle taçlandırmak onun için bir challenge. İlk bölümündeki sahnelerle adından söz ettirmeyi başaran dizide İlker karakteri aynı gün yayınlanan Sadakatsiz'in Volkan'ına benzetildi. Bu durum kıyasıya rekabetin ilk adımı olarak gözüküyor. Bakalım dizi ekranlarda tutunmayı başarabilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler.